Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Land Rover Discovery 3. Land Rover Discovery yani keşif veya kaşif. Aracın birinci nesli 1989 ve 1998 yılları arasında üretilmişti. Birinci nesli Japonya'da Honda Crossroad olarak da üretilmişti arkadaşlar. İkinci nesil yani karşınızda görmüş olduğunuz L313 kodlu Discovery ise 2004 ile 2009 yılları arasında üretildi. Benim test konum olan araç ise 2009 model. Ben bu otomobili Ankara Oto Turkuaz Premium'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Araç Birleşik Krallık ve Ürdün'de üretildi. Andy isimli bir abimiz tarafından tasarlandı. Dünya üzerinde araçla birlikte 4 litre V6, 4.4 litre V8 olmak üzere iki tip benzinli ve 2.7 litrelik ACD-TD kodlu V6 dizel motorlar kullanıldı. Bu ACD tipi 2.7 litrelik dizel motor aslında Ford kökenli bir motor tipi. Bu motoru Avrupa'da Ford, PSA yani Peugeot Citroen grubu, Jaguar ve Land Rover üretiyor. Aracı 6 ileri manuel veya 6 ileri ZF tam otomatik tork konvertörlü şanzımanla satın alabiliyordunuz. Araç 2 Nisan 2004'te tanıtıldı. Araçla birlikte kademeli tavan çizgisi, dik eğimli ön cam gibi bazı klasik detaylar korunmuştu. Tabi eski nesline göre bayağı bir gelişti, değişti. Fakat bazı temel özellikler var. Bunlar korunmaya devam etti. Birinci nesilden sonra LR3 olarak, Discovery 3 olarak adlandırılıyor bu otomobil. Bunun sebebi Amerika'daki isim hatları. Yani oradaki kronolojik sırayı takip etmek için Sport'ta ve Discovery modellerinde adlandırmayı değiştiriyor. Discovery 3 ile beraber Integrated Body Frame isimli bir gövde dizaynı geliştirildi. Motor bölmesiyle yolcu bölmesi bir monokok şasi olarak inşa edildi. Hemen arkasından vites kutusu ve süspansiyon için merdiven çerçeveli bir şasi de eklenmiş oldu. Yalnız bu yapının bazı avantajları ve dezavantajları vardı. Bunlardan bir tanesi araç daha ağır oluyordu, performansı düşük oluyordu ve çok çevik olamıyordu. Ama bununla birlikte tokluk ve uyarlanabilirlik ekleniyordu arazide. Özellikle elektronik arazi yönetim sistemi gerçekten önemli bir özellik bu otomobilde. Ondan da bahsedeceğim. Discovery 3 modeli bağımsız süspansiyonlarla beraber geldi ve bir de havalı süspansiyonu vardı. Bu havalı süspansiyon aslında sürekli kendisiyle oynuyor. Yokuşun, yolun durumuna göre kendisini ayarlayabilen bir süspansiyon yapısı var. Mesela süspansiyon arazi yüksekliğindeyken aracın şasisi zemine temas ederse sistem körüklerdeki yükün azaldığını algılıyor ve aracı fazladan yükseltiyor, alçaltıyor. Discovery 3 modeli 7 kişilik geliyor ama bu 2.7 litrelik motorda 7 kişilik versiyon ilk çıktığında bulunmuyordu. Discovery 3 aynı zamanda eski nesline göre çoklu elektronik çekiş kontrol sistemiyle donatıldı. Yokuş iniş kontrolü, 4 tekerlekten elektronik çekiş kontrolü, buna da 4 ETC adını veriyor ve DSC yani dinamik stabilite kontrolü sistemleri gelmiş oldu. Bu aracın içerisine geçince de göreceksiniz kum, çim, çakıl, kar, çamurlu yollar ve kaya tırmanışı gibi farklı modlar var. Bu modlara seçtiğiniz zaman aslında arazi otomobillerinde şöyle bir şey vardır. İnsanlar hangi yol koşuluna göre hangi şanzıman oranını ayarlayacağını bilemezler. Bu korkuyu ortadan kaldırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak adına elektronik bazı modlar eklemiş Land Rover bu otomobile ve bu modlar sayesinde sizden sadece aracın yüksekliğini ayarlamanızı istiyor. Onun dışındaki bütün aktarma organlarını kendisi ayarlıyor. Hatta bazı modlarda kendi de yükseltisini alçaltıp azaltabiliyor. Bazen sizden böyle bir yardım isteyebiliyor. Gerçekten çok akıllı bir dört çeker sistemi var. Bu modelde hem de bunun yenilerinde inanılmaz güzel arazide işler çıkarabilen otomobiller ortaya çıkardılar bu sayede. Yenilikler bununla da bitmiyor. Bu otomobilde DVD müzik sistemi tamamıyla değiştiriliyor. Gelişmiş bir navigasyon sistemi ekleniyor. Tabii bu otomobilde bulunmuyor bu navigasyon sistemi. Ve bu şekilde piyasaya sürülüyor arkadaşlar. 2007 yılında Ford'un Rusya'daki bir fabrikasında üretilmesi planlanıyor fakat bu 2007 yılında yine tekrar iptal ediliyor. Şimdi biz aracın detaylarına geçelim. Benim test konuğum olan araç demin de dediğim gibi 2.7 litrelik V6 dizel bir motorla geliyor. Ve tam adı Land Rover Discovery 2.7 TD V6 HSE olarak geçiyor. Aracın üzerinde bulunan Ford grubundan alınan bu motor toplamda 190 beygir güç ve 440 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 2,5 ton, 958 litre bagaj hacmi sunuyor, 84 litre yakıt tankı bulunuyor ve 0-100 hızlanması tam otomatik 6 ileri şanzımanıyla birlikte 12.7 saniye bu otomobil aynı zamanda sürekli 4 çeker. Şimdi Land Rover Discovery 3'ün detaylarına geçelim. Ön tarafta burada mercekli xenon aydınlatmalar, altında fari kamalar, ön park sensörleri ve sis lambalarını görüyorsunuz. Küt bir kaput dizaynı var, standart bir Land Rover dizaynı. Ön tarafta panjur kısmında da ekstra herhangi bir şey yok. O da standart düz bir panjur. Dodikler çıkıntılı yapılmış ve aracın alt tarafında tamponların ve marşpiyellerin alt tarafında plastik kaplamalar var. Burada Bristow'un
AT lastikleri var. Yani all terrain lastikleri, tüm koşullarda kullanabileceğiniz lastikleri var. Jantları çok kollu, oldukça güzel gözüküyorlar ve bu jantlar 18 inç. Şöyle yan tarafından baktığımda kaputun belirgin bir çizgisi, aynı zamanda bagaj kısmının da belirgin bir çizgisinin olduğunu görüyorsunuz. Kapılar ortada dümdüz şekilde duruyor arkadaşlar. Ön kısım yani ABC sütunu bir bütün. Arka taraf ayrı dizayn edilmiş. Arka taraftaki cam tavana kadar gidiyor ve yukarıda bir tavan rayı bulunuyor. Tavan kademeli, eskiden olduğu gibi ön kısım alçak, arka kısım yükselerek devam ediyor. Şöyle arka tarafına geçtiğinde bagaj kısmının ne kadar büyük ve uzun olduğunu görüyorsunuz. Sanki bir pick-up'mış da kapatmışlar gibi gözüküyor. Arkada Discovery 3 ve TDV6 HS yazıları var. Bir çeki demirimiz ve park sensörleri bulunuyor. Hemen bu kare plakanın üzerinden buradan bagaj kapağını açabiliyorum. Bunu açtığım zaman tabii şurada bir tane daha set bulunuyor. Bu seti de indirdiğimde bagaj alanı karşıma çıkıyor. Bu bagaj inanılmaz büyük bir bagaj. Buraya her şey sığabilir. Bagajın içerisi komple halı kaplı, yani püskürtme falan değil, düz halı kaplı. Bagajın sağında ve solunda, tabii bunun 7 kişilik versiyonları da olduğu için, kutular var. Kutulara birçok malzeme koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda orada bardaklıklar da var. Sağda solda yine fileli alanlar yer alıyor. Bagajın üstünde de bir tane sunroof ve aydınlatma bulunuyor. 3 tane sunroof var bu otomobilde toplamda. İleri geri gidip gelebilen bir pantolon yer alıyor ve arka üçlü koltuk ayrı ayrı yatabiliyor. Bu koltukları yatırdığınız zaman bagaj tam düz bir alana kavuşmuyor ama koltukların altında bir kol var. Onu çekerseniz koltukları aşağı doğru indiriyorsunuz. İşte o zaman dümdüz bir alan karşınıza çıkmış oluyor. Yani iki kademeli yatırabiliyorsunuz bu otomobilin koltuklarını. Şimdi arka tarafına geçelim. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı üstleri deri kaplı arkadaşlar. Şuralar deri, buralar deri. Şurada bir çekme kolu var. Bu biraz gıcırdayan bir kol. Burada görüyorsunuz bir AUX girişi ve ses sistemi tuşları var. Bunun ne olduğunu bulamadım açıkçası ama tahmin yürütüyorum. AUX kaynağı sizden alan bir ürün olduğu için muhtemelen bu otomobilin sistemine arka sağdan ve soldan, çünkü bu iki tarafta da var, müdahale edebiliyorsunuz. Veya buraya kulaklık bağlayıp kulaklıkla müzik dinleyebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ama bunun detayına tam olarak ulaşamadım. Kullanma şansım da AUX kablom olmadığı için olmadı maalesef. Aşağısına indiğim zaman bak, burada iki tane hoparlör ızgarası görüyorsun. Alt tarafta da bir tane göz var. Göz standart bir arazi arabası gözü. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık beni karşılıyor. Bu koltuklar yatıp kalkabiliyor fakat sırtlığı vesaire ayarlanmıyor. Ama oldukça güzel koltukların olduğunu söylemem gerekiyor. İçerisine geçtiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Arka tarafta inanılmaz yüksekte duruyorum gerçekten. Bu da bir hayli hoşuma gitti. Ön koltuklar bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada tutma yerleri var. Bunu iki tarafa da yapmışlar. Muazzam güzel gözüküyor. Bunu bayağı bir beğendim. Orta kısımda iki tane havalandırma menfezi, bir AUX çıkışı, bir 12 volt çıkışı ve iki tane koltuk ısıtma beni karşılıyor. Ve burada herhangi bir şaft tüneli bulunmuyor. Discovery 3 modelinin 4 kapısının altında da aydınlatma yer alıyor arkadaşlar. Ve sunrooflarla beraber alan böyle oluyor. Abi her taraf sunroof bu arabada. Sunroof, 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 sunroof. Bu orta tarafta bir aydınlatma var. Onu zaten şöyle bir daha göstereyim, gördünüz. Burada da bir tane şöyle arkadaşlar yükselti var. Bu dışarıdan görmüş olduğunuz yükselti. Yani arka tarafta bir hayli rahatız. Araçta 4 tane tutamak bulunuyor. Bunu da böyle görüyorsunuz. Onlar bayağı bir yukarıda. Bakın omuz çizgileri aşağıda. Yani şöyle göstereyim size. Buraya ben böyle kolumu rahat bir şekilde koyabiliyorum. Camın genişliğini görüyor musunuz? İnanılmaz geniş bir camı var. Hakikaten burada bayağı ferahım. Bu arada tavanda siyah kaplı arkadaşlar bu otomobilde. Muhtemelen bu da o dönemlerde opsiyon alınan bir detaydı. Gelelim diz mesafesine. Ben önde rahat otururken arkada böyle oturabiliyorum. Diz mesafesi anlamında muazzam değil bu otomobil. Belki bir iki tık daha çekerim ama baş mesafesi anlamında bayağı muazzam. Ön tarafa geçelim. Önde bu arada arkadaşlar bakın burada sinyal lambaları var. Dikiz aynaların üzerinde sinyal lambaları bulunmuyor. Şimdi şöyle kapıyı bir açayım. Burada yine Land Rover armalarını görüyorsunuz. Deri kaplı komple, kapı içi gözü çok aşağıda ve çok büyük değil. Bu otomobilin ön camları tek tuşla açılıp kapanıyor. Arka camlar öyle değil maalesef. Harman Kardon ses sistemi var ve ayna kapama da bu otomobilde mevcut. İçerisine geçtiğimde muazzam güzel siyah deri, ortası delüklü koltukları görüyorsun. Ön iki koltuk elektrikli, sol taraftaki hafızalı ve bel destekleri sol tarafta bulunuyor. Bu koltukların rahatlığı da gerçekten çok çok güzel. Şimdi geçelim içerisine. Bu Land Rover ve Range Rover'lardaki kumandanın burada olma hissiyatını bayağı beğeniyorum. Burada piyano bilek kaplamalar var. Bununla birlikte havalandırma menfezi ve far ayarlarını görüyorsunuz. Direksiyon kocaman, gudubet bir direksiyon. Ya kullanımı güzel, onda bir sıkıntı yok ama direksiyon gerçekten çok büyük bir direksiyon arkadaşlar. Korna şu yan tarafta, şuralardan basabiliyorsunuz. Bu orta tarafta bu arada 264 bin kilometrede bu araba. Bir kadran grubu var, bu oldukça rahat kullanılabilen bir kadran grubu. Hemen
sinyal lambasının üzerinden buradaki verileri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yol bilgisayarına müdahale edebiliyorsunuz. Bu şekilde 9,5 litrelik bir yakıt tüketimi ortalaması bize gösteriyor. Hemen yan tarafa geçtiğim zaman burada iki tane havalandırma menfezi, içi ped ile kaplanmış kocaman bir alan. Onun altında burada duvar gibi piyano bilek kaplamalar var. Burada DSC, kilit tuşu, dörtlü flaşör, burada ses sistemi, altılı CD çalar var bu otomobilde. Hemen altında burada dijital çift taraflı klima yer alıyor. Onun altında bakın şurada şöyle bir 12 volt çıkışı. Burada bu şekilde bir şekerlik, onun yan tarafında da bir çakmaklık var. Şurada şöyle bir alan var, iki tane bardaklık burada bulunuyor. Bardaklık aynı zamanda sağ tarafta ayrıca bir tane daha var havalandırma menfezinin altında. 6 ileri şanzımanın kolu burada, elektromekanik park freni. Burada da sürüş modlarını görüyorsunuz. Şu tuşla aracın yükseltisini ayarlayabiliyorsunuz. Burada modlar arası geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bunun benzinlerinde biraz daha fazla mod var diye biliyorum. Buradan da hike ve yani yol ve arazi moduna kendiniz alabiliyorsunuz. Yokuş iniş de buradan çalışıyor. Şimdi şöyle arkasında iki tane şey var. Kol dayanağı var arkadaşlar. Bu benim ayrı, o oranın ayrı. Bir tane de ortada var. Ortadakinin içerisini açtığım zaman da burada kocaman bir göz bulunuyor. Sağ tarafa geçtiğimde iki tane eşya gözü var. Bir tanesi üst tarafta, bir tanesi alt tarafta. Onlar da gayet yeterli. Yukarıda ışıklı makyaj aynası, aydınlatmalar. Ön sunroof sadece açılabiliyor bu otomobilde ve otomatik karar anı iç dikiz aynası yer alıyor. Discovery 3'ün iç ve dış detayları böyleydi. Bu sıcak havada acayip terledim. Hadi klimamızı açalım ve sürüşe gidelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Discovery 3'ün direksiyonu başındayım. Aracın içerisine bindiğimde muazzam bir yükseltiyle karşı karşıya kalıyorum. Gerçekten çok yüksek bir otomobil. Bu yüksekliğin vermiş olduğu his muazzam güzel. Yani bir kamyonun tırın yanında duruyorsun, neredeyse aynı seviyedesin. Bununla birlikte aracın kabini çok geniş. Özellikle tavan tarafında çok genişlik var. Bunun da vermiş olduğu ferahlık hoşuma gitti. Omuz çizgilerinin de düşüklüğü buraya ciddi bir etki ediyor arkadaşlar. Harman Kardon ses sistemi var ve çok güzel bir sesi var bu otomobil. Onu da bir hayli beğendim. Hız sabitleme ve Bluetooth telefonda bulunuyor. Discovery 3'ün direksiyonu derinlik ve yükseklik olarak ayarlanıyor. Fakat bunu mekanik olarak yapıyorsunuz, elektronik olarak yapamıyorsunuz. Cam kısmı oldukça dik ve ön camda rezistans da bulunuyor. Bu otomobilin konsol kısmı çok yukarıda değil. Ya çok düz, biraz pickup gibi bir dizaynı var. İç dizaynını çok sevmesem de ferahlığı beni benden aldı ve kullanımı kesinlikle çok zevkli. Direksiyon çok hissiyatlı değil ve araç uzun yola çıktığınız zaman otoyol kullanımlarında şasi düzeninden de dolayı çok çevik hissettirmiyor. Daha çok bu ağırlığını sonuna kadar hissediyorsunuz. Tüm ağırlık ayağınızın altında, frenlerken, gaza basarken bunu görüyorsunuz. Bu 2.7 litrelik turbo dizel motor biraz kronikli bir motor. En büyük problemi ise yatak sarması arkadaşlar. Yani bu durumda da çok ciddi maliyetler sizi bekliyor olabiliyor. Yani genelde motor değiştirip devam ederler. Land Rover kullanıcıları bu 2.7 TDV6 motorda maliyeti düşük değildir. Fakat motor pamuk gibi çalışıyor. Motorun hiçbir problemi yok. Yani yürürken bir problemi yok. Pamuk gibi çalışıyor. Bu arabayı çekip götürmede 190 beygir olmasına rağmen oldukça rahat. Çok sesli falan değil. Karavan bağlasanız dahi çok rahat bir şekilde sizi götürebiliyor. Performans anlamında pek bir problemi yok. Hacmi kadar iş görüyor aşağı yukarı. Üretildiği yıla da bakacak olursak tabii sonradan daha verimli motorlar çıktı ama yani ses karakteri çalışma rahatlığı çok çok güzel ama dediğim gibi kronik problemleri olan bir motor. En büyüğü de yatak sarma problemi. Bu motorla beraber bu arabanın yakıt tüketimi şehir dışında yaklaşık 9 litre civarında. 9-10 bandında, şehir içinde ise 12-13'leri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu boyutta ve bu ağırlıkta bir otomobil için çok değil bu yakıt tüketimi. Zaten yani bunun daha düşük boyutunda olup da böyle yakan arabalar da var. Ha, 15-16'lar mümkün mü? Çok ağır trafikte onlar da mümkün arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Görüş açıları çok iyi. Düz bir yapısı olduğu için yan tarafta da her tarafı net bir şekilde görebiliyorsunuz. O anlamda herhangi bir problemi yok bu otomobilin. Süspansiyon sistemi, yani böyle yolda giderken gemi gibi gidiyorsun. Süzüle süzüle uçar gibi gidiyorsun. Çok güzel süzülüyor. Salınımları çok yerinde, kararında. Ne fazla ne az, böyle seni konforlu hissettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu otomobil o anlamda bir problemi yok. Bozuk yola girdiğiniz zaman süspansiyonlar tabii ki bir yerden sonra sertleşiyor bu ağırlığın da etkisiyle beraber. Ve kendini bırakıyor ama sürekli kendini ayarlayan bir yapısı var. Yolun durumuna, mukavemetine göre kendisini ayarlayan bir yapısı var sürekli. Yokuş inerken, yokuş çıkarken sürekli süspansiyon tarafında tısırtılar duyabilirsiniz. İçeride değil, dışarıda duyuyorsun. İçeride bu sesler yok. Çünkü kabin yalıtımı gayet güzel bu arabanın. Kabin tarafında motor sesi dizel 2.7 V6 ama tatlı bir. Zaten V6 dizeller tatlı ses çıkartır.
bu otomobilde de o tatlı sesi duyuyorsun. Ya yani dizel olduğu belli ama böyle çok aşırı afaki bir sesi yok. Pamuk gibi çalışıyor. Çalışma karakteri ve sesi oldukça güzel. Yani dip gaz falan yaptığınız zaman mesela şöyle. Çok bir şey yok yani, alttan bir dizel sesi geliyor. Dizel olduğunu anlıyorsun. Ama o kadar. Rüzgar sesi yaklaşık 120'lerden sonra gelmeye başlıyor ama 140-150 dediğiniz zaman hem aracın mukavemeti zayıflıyor. Özellikle yanal rüzgarlardan etkileniyor, ağır ve büyük bir araba olduğu için. Hem de rüzgar sesi anlamında her tarafı da cam, 3 tane de sunroof'u var. Birazcık orada problem olabiliyor arkadaşlar. Yani uzun yolda, otoban kullanımlarında, otoyol kullanımlarında 120-130 gibi hızlar gayet yeterli. Hem maksimum verimi almak için yakıt tüketimi anlamında, konfor anlamında, hem de aracı çok zorlamamak adına bu hızlar gayet yeterli. Daha yüksek hızlarda gidebiliyor mu? Evet. Ama bu hızlarda oldukça keyifli. Ben en çok bu hızlarda zevk aldım bu otomobilden. Yol sesi yalıtımı gayet iyi. 80'lerden sonra gelmeye başlıyor bu lastiklere rağmen ama şöyle bir 120'leri geçtiğiniz zaman lastik sesi de içeri girmeye başlıyor sağdan soldan. Ya bu arabaya bindiğin zaman şey diyorsun. Keşke şu araba benim olsa da şöyle bir uzun yola çıksak. Ne bileyim, dağmış, taşmış, araziymiş. Hiç onlara bakmasak abi, yürüsek, sadece gitsek diyorsun. Böyle bir his veriyor insanın içerisinde. Bu da benim beğendiğim bir his oldu. Bu arada direksiyon çok sert değil, çok yumuşak da değil. Böyle orta kararda bir direksiyon yapısı var. O da güzel, o da hoşuma giden bir şey. Maliyetleri düşük değil arkadaşlar. Bakın, maliyetleri yüksek olan bir araba. Dediğim gibi motorun kronik problemi de var. Şanzıman tarafına da iyi bakmanız lazım. Özellikle araziye çok sokuyorsanız bu arabayı, şanzıman tarafında da bakımlarını, yağ değişimlerini aksatmadan yapmanız lazım. Bununla beraber tabii dört çeker bakımlarını da aksatmamanız gerekiyor. Dört çekeri arızalanırsa evet, bayağı masraflı olabilir. Ya şimdi bu tarz otomobiller biraz eskidikten sonra çok kullanışlı, çok kullanım amacına hitap ettiği için birçok şeyde kullanabiliyorsun. Ve lüks bir otomobil olduğu için maliyetleri yükseliyor ama bu şu demek değil. Yani bu arabayı alıp kullanan kişi zaten alıp kullanıyor. Yani bu maliyetlere de katlanıyor. Bu maliyetleri de göz ardı etmiyor elbette. O insanlar da bu maliyetlerin farkında ama ya bu otomobilin de farklı bir havası var. Bunu kullanmak için buna katlanmak gerekiyorsa insanlar bunu kullanmak için buna katlanıyorlar arkadaşlar. Çünkü eğer bunu alıp yürütebilecek maddi durumunuz varsa bu keyif o bedeli değiyor. Öyle söyleyeyim. Bu arada ilk alış maliyeti çok yüksek olmadığı için de insanlar bu otomobili tercih ediyor. Çünkü bu aracı ilk alırken aşağı yukarı 1 milyonla 1,5 milyon arasında bir para veriyorsunuz ve alıyorsunuz. Hani bu maliyeti de böyle lüks ve bu kadar özellikli bir araba almanız zaten pek mümkün değil. Şanzımanda bir sport modu var. Şöyle sola çektiğiniz zaman sporta alabiliyorsunuz veya manuel kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şurada dip gaz yapalım. Bakalım arabanın performansı nasılmış. Bunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Yürütelim. Bu arada gaz ve fren pedalı biraz birbirine yakın. Şikayetim o olabilirdi. Dip gaz yaptım. Evet. Biraz sağırlaştıktan sonra kalkıverdi ve yürüyoruz. 90, 100. İlk kalkışı biraz ağır ama ondan sonrasında gayet rahat bir şekilde gidiyor. Mesela drive aldım tekrar. 120 km hızlara geldik. Performans olarak gerçekten güzel bir otomobil. Mahcup etmeyecek bir performans yapısı var. Yokuşlara girin, karavan çekerken, yüklüyken vesaire fark etmiyor. Rahat bir şekilde yokuşları, özellikle 110, 120, 130, 140 km hız sınırlarında kalırsanız çıkabiliyorsunuz. Bakın mesela AT lastikler var. Yol sesi tırtıklı asfaltta böyle. Yani bir D segment otomobilden daha iyi ama ses geliyor mu? Evet geliyor. Şöyle bir 130-140'lara çıktığınız zaman o zaman birazcık ses yalıtım problem olabiliyor. 120 km'de giderken 2000 devirde gidiyor. Devir oranları da gayet güzel bu otomobilin. Discovery 3 böyle bir otomobildi. Gerçekten kullanımından, sürüşünden bir hayli keyif aldım. Tam bir aile otomobili, tam bir keşif otomobili, tam bir arazi otomobili. Bunların tamamını size verebilen bir model. Fiyat olarak çok yukarılarda değil. Maliyetleri var tabii ki ama ona rağmen bu paralara alınıp, o maliyetlere katlanılıp bu otomobil binilebilen bir otomobil. Ya bu araçla ilgili çok fazla yazılıp çizilen şey var. Tabii bununla bizim arazi yapma şansımız olmadı ama Discovery'yi çok sevdiğim için arazi videolarını çok izlemiştim ben de zamanında. Arazi anlamında birçok otomobil gazetecisinin şimdiye kadar gelen en iyi dediğini birkaç defa duydum ve okudum. Gerçekten zaten marka bu anlamda kabiliyetli. Bu otomobil de ekstra kabiliyetli. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altında yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada Ototurk'a da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.